Herkese merhabalar. Ben Şanlıurfa Stan ve Bilim Merkezi'nden Sevdenur Zorlu. Bu eğitim videomuzda WordWall'ı inceleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle WordWall nedir ondan bahsetmek istiyorum. WordWall içerisinde çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru yanlış, sürükle bırak gibi farklı türlerde interaktif testler oluşturabileceğimiz eğitime yönelik hazırlanmış bir Web 2.0 aracıdır. Bu sayede birçok öğretim kaynakları hazırlayabiliyorsunuz ve bunu öğrencilerinizle paylaşabiliyorsunuz. İnteraktif olarak, etkileşimli olarak ya da yazdırılabilir olarak, yani PDF formatında da alabilirsiniz. Ya da etkileşimli olarak da bağlantı linki paylaşarak da öğrencilerinize paylaşabilirsiniz. Dilerseniz hemen kaydolarak platformumuzu tanıyalım. Kaydola tıklıyorum ve burada Google üzerinden kaydolmak istediğimi belirtiyorum. Hesabımızı seçiyoruz ve WordWall'a kaydolmuş bulunmaktayız. Şimdi öncelikle ilk etkinliğinizi oluşturun diye bir buton karşımıza çıkıyor. Hemen ilk etkinliğimizi oluşturalım. Bakın arkadaşlar, karşımıza şablonlar çıkmakta. Etkileşimliler ve yazdırılabilirler burada mevcut. Alt sekmede ise pro şablonlar. Pro şablonlara erişebilmemiz için bakın cellat, köstebek vurmaca bu tarz aslında oyunlaştırılmış bir öğretim modeli bize sunuyor. Bunlara erişebilmemiz için pro üyesi olmamız ve yükseltmemiz gerekiyor. Biz ücretsiz sürümünden yararlanacağız bu videomuzda. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar etkileşimli dediği bizim bağlantı linki üzerinden yani online olarak testleri çözebildiğimiz ve paylaşabildiğimiz kısım burası. Eşleştir kısmı, grup sıralaması, kelime arama vesaire bu tarz yazdırılabilir dediği bölüm ise PDF formatında çıktı alıp öğrencilere gerçek ortamda sunabildiğimiz eğitim içerikleridir. Şimdi dilerseniz etkileşimlilerden biri olan etiketli çizime hemen başlayalım. Arkadaşlar etiketli çizim nedir? Bir isterseniz resim ekleyerek ne olduğunu size göstermek istiyorum. Diyelim ki bir İngilizce öğretmenisiniz ve ilkokul öğrencilerinize derste İngilizce olarak vücudumuzun bölümlerini tanıttınız. Ve onlardan bu ders sonrasında akıllarında ne kadar kalmış ve ne kadar öğrendiklerini göstermek, bilmek istediğiniz için bu tarz bir etkinlik yaptırmak istiyorsunuz. Ve diyelim ki bunu online olarak yaptırmak istiyorsunuz. O zaman etkileşimli içerik diye tıkladıktan sonra şema olarak bir tane görsel ekledik buraya arkadaşlar. Birinci etiket yani şu gördüğünüz yuvarlak olan daire şeklinde bunu arkadaşlar şu şekilde gelip mesela gözün üstüne koydum. Ve buraya etiket olarak da bunun arkadaşlar İngilizce ismini yazdım. Daha sonra etiket ekleye tıklıyorum. Ve ikinci etiket. İkinci etiketi de şöyle saçın üzerine koydum. Ve buraya da geliyorum hair yazıyorum. Daha sonra üçüncü bir etiket oluşturdum. Bunu da şöyle ellerin üzerine koyuyorum. İngilizce karşılığını yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar dördüncü etiketi de şöyle ayaklara koyuyorum ve buraya foot yazıyorum. Daha sonra ne yapabiliriz? Beşinci etiketi de şöyle burnun üstüne koyup buraya da İngilizce karşılığını yazıyorum. Ve son olarak da bir tane daha yapalım. Şunu da kulağın üstüne koyup buraya da arkadaşlar İngilizce karşılığını yazıyorum. Ve daha sonra bitti diyorum arkadaşlar. Tıklıyorum. Etkinliğim kaydediliyor. Şimdi arkadaşlar isimsiz bir diyor ilk başta. İçeriği düzenleyelim. Diyelim ki buraya aşağıda verilen kelimeleri vücudun doğru bölümlerini
yerleştiriniz. Bu tarz bir şey yazdım soru olarak. Ve tekrardan bit diye tıklıyorum. Arkadaşlar başlatalım. Bakın karşımıza böyle bir şey geliyor. Çok güzel interaktif bir şekilde, oyunlaştırılmış bir şekilde. Hemen burada şöyle başlayalım. Daha sonra arkadaşlar şunu da şöyle gösterelim. And. Hayır. Kulağı da şöyle koyalım. Ve göz. Yanıtı gönder diyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde doğru yaptığımız gösterilmiş oldu. 6'da 6 yaptığımız. Şimdi diyelim ki arkadaşlar ben bunu öğrencilerimle paylaşmak istiyorum. Şimdi zamanlayıcı kaç dakikada yapmamız gerekiyor? Diyelim ki öğrenci bunu 2 dakikada yapsın. Her oyunda farklı düzen, aynen yani bir random atama olsun, yanıtları göster diyelim ve bu etkinliği uygulaya tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar paylaşa tıklıyoruz. Öğrencilerim için paylaşacağımdan bahsediyorum, ödev ver diyorum. Ve bize şöyle bir şey soruyor, diyor ki öğrencinin adı, hani ilk başta öğrenci bu linke tıkladığı zaman ad girin diye bir kutucuk olsun mu? Evet diyorum, öğrenci adını girsin. Ve daha sonra arkadaşlar burada yine birçok son tarih vesaire bunları olsun mu olmasın mı? Olsun veya olmasın diye tıklıyorsunuz. Biz tarih de olsun diyoruz. Ve başlata tıklıyoruz. Burada arkadaşlar şimdi bu linki kopyalıyoruz. Bu linki kopyaladıktan sonra göndermek istediğimiz kişilere ya da bir öğrencilerimizi düşünelim. Bir WhatsApp grubu var, uzaktan eğitim yapıyoruz. Ve bunu öğrencilerimize bu linki paylaşıyoruz ve belirli bir saat veriyoruz. Diyoruz ki 9 ile 10 arasında bana çözüp atabilirsiniz. Öğrenci 2 dakika boyunca bu testi bitirmek zorunda. Testi bitirdikten sonra zaten bizim kendi platformumuz üzerinden sonuçlarım diye bir kısım var. Oraya düşmüş olacak. Şimdi bu linki kopyaladık. Hemen biz farklı bir tarayıcı üzerinden bu linki şöyle girelim. Karşımıza şu şekilde geldi arkadaşlar. Vücudun doğru bölümlerine yerleştiriniz. Adınız nedir diyor. Ben Sevdinur diyorum. Başlat diyorum. Bakın arkadaşlar 2 dakikam var. Hemen doldurmaya başlıyorum. Diyelim ki yanlış yapalım. Mesela ayağı şöyle ele işaretleyelim. Birkaç yanlış yapalım. Onu da görelim. Daha sonra şöyle şunu şuraya, bunu da yanlış yapalım. Bu şekilde. Şuna doğru yapalım. 1,5 dakikada, yani 1,5 dakika kala biz bunu bitirmiş olduk. Yanıtı gönder diyorum. Bakın burada yanlışlarımı da bana gösteriyor. Yaptığım yanlışları da gösteriyor. Yanıtı göndermiş oldum. Ve aldığım puan da burada görünmüş oldu. 6 üzerinden 4 puan aldım. Hemen geliyorum arkadaşlar buraya. Sonuçlarım kısmına tıklıyorum. Bakın arkadaşlar. Çözen öğrenci sayısı 1. Aldığı ortalama puan 4. En yüksek puanı zaten 4. Sevdinur çözmüş. Tabii başka öğrenciler bunu çözmüş olsaydı ona göre bir ortalama puan, en yüksek puan diye belirlenecekti. Bakın burada hangi soruları doğru yaptığı, hangilerini yanlış yaptığı ve neye ne cevap verdiği, mesela üçüncü kısma hand diye yanlış cevap vermiş. Bunların hepsi arkadaşlar burada gösteriliyor. Bu şekilde öğrencilerinizi takip edebilirsiniz. Bunun dışında etkileşimli olarak da arkadaşlar bizim bu etkinliğimiz. Diyelim ki biz bunu yazdırılabilir, yani PDF şeklinde oluşturmak istiyoruz. Yine şöyle etiketli çizime tıklıyoruz. Ve şu şekilde arkadaşlar PDF formatında alıyoruz. Buraya işte şöyle yazabiliriz soruya. Diyebiliriz ki kutucuğa işte doğru olanı yazıp eşleştirmesini yapın. Ve daha sonra arkadaşlar bunu şöyle indir butonuna tıklayarak bakın PDF olarak indirmiş oluyorsunuz.
Ve arkadaşlar diğer bahsetmek istediğim şey de topluluk diye bir bölüm var. Onu hemen bir tıklayalım. Bakın arkadaşlar topluluk bölümünde diğer insanların yaptığı, diğer kişilerin yapmış olduğu burada. Bakın onlar da yine bizim gibi body diye bu şekilde vücudun bölümlerini eşleştirme, etkileşimle etkinlik oluşturma, doğru yanlış vesaire bu tarz şekillerde yapmış bulunuyorlar. Diyelim ki eş anlamlı kelimelerle ilgili bakalım var mı? Evet, eş anlamlı sözcüklerle ilgili etkinlikler yapılmış. Burada birçok etkinliği bulabilirsiniz, kendinize uyarlayabilirsiniz ya da bizim gibi kendini sıfırdan oluşturabiliyorsunuz ve bunları öğrencilerinizle paylaşabiliyorsunuz. WordWall'un kullanımı bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.